Ahlatçı Yatırım'a dönüyoruz. Hazine Müdür Yardımcısı Arda Coşar var bu defa karşımızda. Arda Bey, küresel çapta da baktığımızda Çin tarafında başta olmak üzere Asya'da zaten tatiller var gördük ama örneğin Çin vadeleri tarafında Şubat'tan 8 ayın düzeltelim en sert düşüşünü yaşadık. Sabah saatlerinden beri güvenli limanlara alım gelen bir hafta. Aynı zamanda tabii bu hafta Fed ve Brexit gelişmelerini de takip edeceğiz. Neler beklersiniz piyasalardan? Tabii haftanın ilk işlem günü Asya büyük ölçüde tatil, ancak baktığımız zaman özellikle hafta sonu koronavirüs ile ilgili Çin'deki salgınla alakalı gelen haberler oldukça olumsuzdu piyasa açısından. Virüsten etkilenen vaka sayısı olsun, yayılan ülke sayısı olsun ve yaşamını kaybedenlerin sayısı olsun ve aynı zaman Çin başkanında durumun ciddi ve tehlikeli olduğuna dair yaptığı açıklamalar. Bununla beraber Irak'ta, Bağdat'ta ABD Büyükelçiliğine yapılan füze saldırısı. Bunlar şu anda dünyada risk iştahını azaltmış durumda ve riskli varlıkları bir satış görüyoruz. Dünya borsalarında satış, aksine güvenli varlıklarda özellikle altın tarafında bir alış söz konusu. Bugün baktığımız zaman veri akışı nispeten, ekonomik veri akışı nispeten sakin. İşte ABD'de konut satışları var, Euro bölgesinde iş ortamı endeksi var. Bununla beraber altın şu anda yukarı doğru etkileniyor haber akışlarıyla beraber. Yani yukarıda 1585 direnç seviyesi olarak kabul edilebilir. Aşağıda 1577 ve 1573 seviye destek olarak kabul edilebilir. Ancak şunu söyleyebilirim, yaklaşık 1575'in üzerine kaldığı sürece yukarı yönde eğilimin devamı beklenebilir. Euro dolar tarafında ise geçtiğimiz hafta görülen gerilemeden sonra bir taban çalışması olduğu söylenebilir. Yaklaşık olarak 1.10-1.30 bandında şu anda bir taban çalışması yaptığı söylenebilir. Aşağıda 1.10 seviyesi destek olmakla beraber yukarıda 1.50 ve 1.60 seviyeleri direnç olarak görülebilir. Gün içerisinde 1.50-60 seviyenin doğru bir hareket görürsek sürpriz olmaz diye düşünüyorum. Ahlatçı Yatırım Hazine Müdür Yardımcısı Arda Coşar, çok çok teşekkür ediyoruz.